Göstersene evi. Büyücü evi gibi abi. Bak hele, harbiden büyücü evi gibi değil mi? Şeyde olur ya büyücülerin evi. Hani böyle çizgi filmlerin merdivenlerine ta yüksek bir Everest dağ gibi çıkıyorlar. Allah! Onur! Görmüyor musun abi? La ilahe illallah. Allahu ekber. Abi görmüyorsunuz mu? Onur, ben bir şey görmedim. Ben de görmedim. Açsana şunu, açılıyor mu bu? Bismillahirrahmanirrahim abi. Ne oldu lan? Abi bir şey geçeceğim bunu oradan. Abi bir şey geçeceğim bunu oradan. Arkadaşlar herkese merhaba, yeni bir videoyla beraberiz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Hikmet abinin evine gideceğiz. Şimdi az önce Onur'u aradım. Onur 2 dakikaya oradan indi. Onur gelecek. Onur'la beraber Hikmet abinin evine baskın yapacağız ve Hikmet abiyi size göstereceğim. Arkadaşlar Hikmet abi bana kitapları verdi. Hikmet abinin kitaplarından davetleri yapıyorum. Tehlikeli davetleri. Bu kitapları nereden bulmuş? Hikmet abi hakkında ben bayağı bir şey öğrendim. Dayımdan öğrendim. Onun haberi yok. Ben şimdi gideceğim Hikmet abiye, onu sizin önünüzde, sizin yanınızda, sizin huzurunuzda soracağım ona. O soruları soracağım, bakalım ne yapacak, şaşıracak mı? Şimdi Hikmet abinin evine gideceğiz Onur'la beraber. Orada oturacağız, kitaplar hakkında konuşacağız ve tehlikeli bir davet yapacağım orada. Arkadaşlar Hikmet abinin evi köyün uzak bir tarafında, yani dış tarafında bir yerde. Hatta evi buradan yukarıda yokuş bir tarafta. Şimdi beraber çıkarken görürsünüz. Davetlere uygun, tenha bir yer olduğu için hiçbir sıkıntı olmaz. Hemen Onur geldikten sonra Hikmet abinin evine baskınını yapalım ve Hikmet abinin neden korktuğunu hepinize gösterelim. Evet arkadaşlar, herhalde Onur geliyor. Bakalım o mu? Evet o. Aha gördüm. Onur hoş geldin. Vay ben abim be. Nasılsın? İyi abi, seni sormalı. İyilik valla, sağ olasın. Ne yapıyorsun abi? İyilik abi, seni bekliyordum. Hikmet abinin eve geldik. Valla. Onur. Göstersene evi. Büyücü evi gibi abi. Bak hele, harbiden büyücü evi abi, gibi değil mi? Şeyde olur ya büyücülerin evi. Hani böyle çizgi filmlerin merdivenlerine ta yüksek bir Everest dağ gibi çıkıyorlar. Ben az önce anlattım, dedim ki Hikmet abinin evi dedim. Hani köyün dış tarafında bir yerde. Arkadaşlar köy ta nerede? Bakın köy ta. Bakın köy şurada. Hikmet abinin evine bak. Ya sen burada ne arıyorsun değil mi? Dikkat et abi, çamur. Onur buralar çamurmuş. Vallahi. Gel şöyle. Hikmet abinin evine çıkalım. Sen ne yapıyorsun abi, iyisin? İyiyim Allah'a şükür valla. Seni bekliyordum işte. Sen ne yaptın, ne yaptın? Ne var ne yok? Basta ya, domuz gribi gibi nedir? Yapma ya. Vallahi. Geldim abi, geldim. Aferin çabuk. Evdedir değil mi? Hikmet abi! Hikmet abi içeride olduğunu biliyorum. Yok Onur. Allah aşkına versene. Vallahi abi. Bak bak. Alo. Hikmet abi. Ya hiç. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Abi nasılsın? Allah razı olsun. Hoş geldin. Sefayı getirdiniz. Hoş bulduk. Buyur kardeşim benim. Buyur. Ne yapıyorsun Hikmet abi? Allah razı olsun. Gel kardeşim, buyur. Ne yapıyorsun abi? Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Hikmet abi, buyurun. Biz evde yoksun zannettik, biliyor musun? Ya ablamız aldı. He. Ama kadınlar hep geride geliyordu. Şimdi öyle geçti. Hoşuma gitti. İyi biliyorlar. Gelin gelin gelin. Ömer. Olur kardeşim, gel buraya. Geliyorum abi. Gel kardeşim. Tamam 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 abi, sen zahmet etme abi. Şuraya koyalım. Ya çoluk çocuk diyor geldi. He, bekarsın.
Ya ha kaldım böyle sopayı yaktım, ısınamadım, elektriği de yaktım, fındık yanımda. Oo. Kaldım. Gelin buyurun buyurun. Oo İbret abi. İşte kışın fındığını deme, yazın ya, topla kışını ye. İşte bunun da güzelliği burada. Bu kavrulmuşu, bu normali. Hangisi kavrulmuş bu değil mi abi? Kavrulmuşu bu. Kavrulmuş o mu? Tabii kavrulmuş bu. Sen kabuğunu da buraya atmasın. Karıştırıyorum, onun için nasıl çürmüyorum, canım sıkılıyor, ne yapayım? Abi binlerce insan seni merak ediyor. Bak, YouTube Türkiye'nin ki beklediği an, Hikmet abi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. YouTube'da o kadar sevdiğimiz, o kadar dostumuz, arkadaşımız, o kadar ablamız, o kadar abimiz var ki seni o kadar merak ediyorlar. Hikmet abiyi bir gösterin, Hikmet abi. İşte Hikmet abiyi gösterdi. Allah razı olsun ya, gözlük var şimdi, göremiyorum. Hani seçemediğim için. Beni görebiliyorsun değil mi? Seni görüyorum, gözlük görüyorum. Onur kardeşim gelin. Otur istersen. Geliyorum abi. Sen iyi, senin ne var ne yok? Hamdolsun. Yatıyorum, sesimden de bellidir. Evet. Abi hava soğukmuş ha. Ya, sen soba yakmışsın burada. Soba da yanıyor. Abi hem ufuru yakmış. Yakmış. Daha yeni yakmış herhalde. Isınmıyor. Hava soğuk. Ya ben de üşüyorum. Üşüyorsun. Üç günden beri, bugün de doktora da gittim. Ya bir işte bir salgın var dedi doktor. Bir şey var dedi. Tam kapatalım onu. Dur, abi onu kapatalım, bastım onu. Salladım. O bırak kumanda pili zayıf da ondan öyle. Şimdi evde oturuyorum. Onur. Sen de geleceğim günü Onur'la bir sevindim. He. Allah razı olsun. Senin çayın çorbanın bir şeyin yok. Hemen demleyeceğiz. Demleyeceğiz mi? Tabii. Tamam. Sıkıntı yapma. Tamam bekliyorum. Fındık. Onur şaka yapıyor. Tamam çay içeriz ama. Nasıl gidiyorum kardeşim? Abi senin bana verdiğin kitap var ya, herkes onu merak ediyor zaten bir kere. Şimdi ben senin verdiğim kitaptan 6 tane, hemen hemen 6 tane davet yaptım. 6 davet oldu mu Onur'u? Geçmedim abi. 6-7 oldu herhalde. 7 oldu herhalde aynen. Abi bu davetlerin hepsine bak, Mendes var. Arçura var. Onun adı Oleşka var. Ondan sonra o tipsiz vardı dünkü. 4-5-6-7 tane oldu. Abi öyle bir tehlikeyle saldırıyorlar ki bana, bunların hepsi hapsedilmiş. Bunlar bir şekilde sanki böyle bir şeye gizlenmiş. Yani biri oraya hapsetmiş bunları. Şimdi herkesin merak ettiği şu: Hikmet abi o kitapları nereden buldu? Hikmet abi o kitap, Hikmet abi bu işten anlıyor mu? Hikmet abi büyücün diyen de var. Yorumlara yazmış. Ama evde öyle. Hikmet, senin evin de aynı şey gibi. Şimdi büyücülerin evi gibi değil mi? Senin saydıklarında dikkatimi şu çekti. Sen önce Mendes dedin. Evet. Sonra? İlk baş Mendes'i yaptım. Mendes'i yaptım. Evet. İlk baş Mendes'i yaptım. Sonra, beraber çektik evet, Mendes'i. Evet, beraberdik Mendes'i. Arçura mı dedin? Ondan sonra Arçura'yı çektik. Ondan sonra Hades'i çektik. Hades'i çektik. Evet. Hades'i çektim. Hades'te sen yoktun. Ben tek çektim Hades'i. Hades'te ben yok muydum? Yoktun, yok. Oleşka adında çekim yaptım. Oleşka'yı da çektim. Oleşka çekildi. Abi sen bu kitaptan haberin var senin. Ben sana bir şeyler soracağım abi. Buyur. Sen Halil Hoca'nın, bak Halil Hoca'nın öğrencisisin. Sen nereden biliyorsun? Bir abi. İki, havas ilmini almışsın. Ve sen yıllardır hani bu davetleri daha önce de davet yapıyormuşsun. O bir video vardı, senin gittiğimiz o evin içinde video çıktı ya, hani cin çıktı, biz arkamız dönük de Onur'la sıçradık. Orada sen eline ota sürdün. Sen orada bütün enerjiyi ota verdin. Bunları sen nereden biliyorsun? Dayım söyledi. Dayım Hüddam. Dedi ki Hikmet dedi, o Hikmet'te var Hikmet. Var bir Hikmet. O Hikmet'i dedi bırakma. Abi bunlar, sen uğraşıyordun değil mi daha önce? Şimdi, senin korkma sebebin ne? Ömer kardeşim, bunu artık Onur da yabancımız değil. Bundan yıllar önce biz, hocamız vardı, yok değildi. Hı. Ben orada korkmadım aslında. Ne yaptın? Ben, biz 5 kişiydik. Biz öyle bir yere gittik ki, çok hevesle gittik. Evet. Benim arkadaşım şu anlık yatalak. Çarpıldı. Çok kötü çarpıldı. Siz davet mi yaptınız? Davet abi? Yaptık. Davet yaptınız. Arkadaşın evet. Yatalak kaldı. Yatalak kaldı. Çarpıldı. Sen o yüzden korktun. Kolu, bacağı hiçbir yere tutmuyor. O zaman ben çok büyük korku yaşadım. Hmm. Hocam dahil bizi dağıttı. Bizde bir azim vardı. Bir şey vardı. Hani gençlik ateşi diyelim yani. Evet. O vardı. Ondan sonra hani benim oldu ot yolmam. Aslında ben ot yolmadım. Bana verdiği enerji ben toprağa verdim. Çünkü en büyük dünyada enerji alan topraktır. Çünkü bunlar toprağın altından çıkan varlıklar. Sen de o vurdu enerjiyi birden verdin. Geri verdim. Paratoner gibi yıldırım vurdu. Evet. Geri verdi yere. Şimdi Onur'la ben çok korktuk orada.
Ben dedim ki tamam Hikmet abi, tam şimdi insan böyle bir kendini şey yapıyor yani, diyorsun ki çarpılmaz yani, olmaz yani, niye yani olsun abi. Ama şimdi diyorsun ya olursa. Şimdi biz orada o şekilde korktuk. Acaba dedik musallat mı? Yok, ben size onu o kadar yani detaylı anlatmak istemedim. Abi ben her şeyi öğrendim senin hakkında olanı. Ama senin dayın maşallah yani nereden? Bizim kara kutumuz. Abi dayım var ya dayım. Dayım harbiden Onur'un dediği gibi kara kutu. Dayım hemen hemen 35 sene önceden beri bu işin içinde. Dayımın el aldığı kişiler de var. Dayım kendi, benim dedem de öldü amca. Dedem bu işleri yapıyor da, hatta dedemden kalma gizli ilimler kitabı var benim. Orijinal. Türkiye'de sadece 6 kişi de var. Bir tanesi de ünlü bir arkadaş var. Saçları kıvıracak hani. İsmini söylemeyeyim de. Onda. Ha evet evet. Ha, biri bende, 4 tanesi de, bir tanesi kayıp. Kendi de söyledi. Programda çıktı, kendi de söyledi. Eskiden programlar çıkarıyorlardı o adamı. O da matematiksel çözüyor böyle şeyleri. Hmm. O yüzden artık çıkarmamaya başladılar. Yani. Ama o matematiksel çözen biliyor musun? Bütün kainat bile matematik üstünde. Abi o arkadaş gerçekten yani o da biliyor bu işi. O hatta gizemli Kur'an-ı Kerim'deki şifrelerden de bahsediyor. Bak şimdi bunu söyledim, herkes anlamıştır evet, kim evet. olduğunu. Şimdi abi en son yaptığın davette benden anahtar istedi. Bak anahtar sende diyor. Sen bana kitap verdin. Tamam. Şimdi sende bir anahtar var. O anahtar bende yok. Kitabın içine baktım çünkü. Aslında şöyle bir şey var. Kitabın içinde yani anahtar kitabın içinde diyor. Ama kitabın içinde anahtar yok. Ben çünkü şifreli bir şekilde baktım. Anahtar zaten yok. Anahtar. Nerede abi anahtar? Bir kelime. Ama ben sana şunu söyleyeyim. Sen bu davetleri kimle yaptın? Tek yaptım abi. Tek yaptın. Sen ilk önce yapacaklarını en sona bırakmışsın. Sıralamayı karıştırdın. Sen Mendez'i ilk önce çağırdın dedin. Desene onu. Evet, Mendez'i... Ben o zaman şey yaptım. Ne yaptınız? Başta Orgeneral'ı çağırdım. Tamam. Biz sırayı mı karıştırdık? Sırayı karıştırdın diyor. Ama kitapta şey sıralama öyle değil. Kitapta sıralaması şu vardır. Kitabın şifresi mi var? Şifresi vardır. Bakın. Kitabın şifresi o zaman başka bir kitap mı? Başka bir kitap. Bakın. Mendez. Şu an şok içindeyim. Arçura, Oleşka. Bunlar üç kardeş. Allah Allah. Ha, bunlar üç kardeş. En güçlüsü Mendez'dir. Sonra Arçura gelir. Ondan sonra Oleşka gelir. Siz Oleşka'dan başlayacaktınız. Güçlü, hani güçlü derken diğerlerine göre gücü vurdu. Abi Oleşka vurdu. Dediğin bana bir vurdu. Oleşka. Davete geldin. Resmen böyle attı beni ya. Mendez'in jüriyeti vardır. Oleşka'nın da arşivi. Peki o boynuzlu kim? O boynuzlu hayvan tipinde gelir. Canavar o Mendez'in çocuklarıdır. Videoyu izledin mi? Sislerin arasında, sislerin ardında bir tane video çektim ben. Şey yaptım. Davet yaptım. Resmen boğa şeklinde geldi ya. Hayvan. Hayvan şeklinde geldi. O şekil gelir. Veyahut da başka bir yaratık olarak gelir. Atıyorum bir bitki olarak gelir. Birden şekil değiştirir. O siste geliyorsam o sisi kendisi yapar. Mendez'in çocukları çok tehlikelidir. Mendez... Ben orada dedim biliyor musun abi? Bu sisi belki de kendi yapıyordur dedim çünkü. Bizim bir tane çektiğimiz video vardı ya yolda. Orada da böyle bir sisle gelen bir şey vardı. O davet neydi? Yolda hatırlıyor mı? Musun? Bir bayır çıkarken böyle tepeden üstümüze atlar gibi oldu. Ha tamam tamam o zaman sis mi vardı? Evet. Hani kamerada üstümüze doğru sisler geliyor. Yeşil yüzlüydü. Evet evet. Yılan yüzlü. Yılan yüzlü. Ya, her türlü gelir. Arçura'nın çocukları ise hayvan şeklinde gelir. Yani nasıl diyeyim? Sinek olarak gelir. Fare olarak geldi. Arı olarak gelir. Her türlü hayvan. Abi o hayvan yanık surat yok mu? Yanık surat. Evet. Yanık bu şekilde surat. Gelir. Neydi ismi yanık suratın? Kana Yanif. Kana Yanif. Kana Yanif bu üçüyle alakası yok. Bağlantısı yok onun zaten. Çünkü evet. O başka bir yerden, bölümden okudum ben onu. Abi sen şu şifre dediği şey nedir onu bir söylesene bana. Dünkü boynuzluğu yaptım, boynuzluğu çağırdım, şifre sende diyor. Anahtar sende diyor. Peki o boynuzluğu kızdırdın mı? Boynuzlu 4-5 çünkü... sefer beni düşürdüğü yere ben en son yakacaktım boynuzluğu. İsmin nedir? Oy. Şimdi işler sarpa sarmasın diye yapmadım.
Ateş, en son ayetel kürsü yoktum, bitirdim. Ateş kelimesi kullandın mı? Kullandım. O Mendez'in... Yanmak mı istiyorsun dedim. Yanmak mı istiyorsun sen? Birinci mi oldu? Birinci oldu. O çok tehlikeli. Ve o seni bırakmaz, ben sana söyleyeyim. O çok tehlikeli. Boynuzu olan. Boynuzu... Ben de tehlikeli. O normal... Hepsi kitap, davetler hepsi içinde. Hepsi içinde. Bağlamışlar bunları. Şifre. Şifre de başka bir yerde. Evet. Şifre de başka bir kitap. O kitap... Hı-hı. Bir kitap daha geliyor. Kitap geliyor. Yeni bir kitap daha geliyor. Hülmet abi başımıza daha neler açar acaba? İşte kardeşim. Anahtar kitap burada. Bu kitap tarihi belli olmayan bir kitap. Aa, Onur. Geçsene kamerayı. Sana bir şey daha söyleyeyim Ömer kardeşim. Bu kitabın şifresini benim hocam dahi çözemedi. Oo. Refke bakar mısın bak. Abi bu nasıl bir kitap? Bak bak. Bu kitabı kenarına bak Onur. Bu kitabı evimi koruyan kitap diyebilirim. O yüzden bu kitap benim evimin tam ortasında kalır. Şifreler burada. Hocamız bu şifreyi çözemedi. Abi bu kitap... Sen bana niye daha önce bundan bahsetmedin? Bu kitabı sana bahsetmem için senin çok güçlü olman gerekir. Sen benim hocam... Emret hesaplarına bak. He. Hocam kadar gücün var mıydı? Biz bilmiyorum ki. Abi... Ben bu kitap olmadan, şöyle söyleyeyim sana. Anahtar olmadan arabayı kullanmaya çalışmışım. İşte anahtar bu kitap. Bakar mısın? Bizden bu kitap istediler. Gel gel Onur. Tasvire bak. Bak yaptığın davetin görüyor musun? Oo abi. Bak bak bak, bak şuraya. Ya Hikmet bak, abi. Şuraya bak. İşte buyur. Gördün müsün? Buyur. Buyur buradan yak. Abi sen... Anahtar bu. Gel gel. Bak. Bunlardan... Bak. Hangisi? Bak hayvan şekli. Bak işte Mendez'in şeyinde onlardan. Abi bakar mısın? Bak şuna bak. Siz daveti de şuna çok bak. Yanlış yapmışsın. Ki sen dua et ki sağ kalmışsın. Allah Allah. Abi biz o zaman... Abi bu senin suçun. Sen bu işi biliyorsun. Niye bu anahtarı bana vermedin? Şu üstte de bir şey ama var. Ama senin ben bu kadar ilerleyeceğini ben tahmin bile etmedim ki. Abi sen o kitabı bana verdin. Ben o kitap aslında sıradan bir kitap ama... Diğer insanlara göre büyük bir kitap, sana verdiğim kitap. Kolay kolay bulunan bir kitap değil o kitapta. Ama en önemli kitap bu. Bu son kitap. Bundaki şifreyi hocamız dahi çözemedi. Öldü gitti. O öldü gitti. Abi bak şurada bak bak. Bak eştata meştata bak. Evet. Eştata meştata. Bak aynı yaptığım davetlerden, kendi yaptığım davetler öbür kitapla bağlantılı. Kaçıncı sayfa bu? Abi aynı sayfalar. Evet. Ama anahtar bunlar. Ve bu kitabın hocamızdayken dergahtan bu kitabın havalandığını hocamızın hanımı görüyor. Kitabı bunu alıp gidiyorlar. Bu böyle kalkıyor gidiyor. Kalkıyor abi gidiyor. Abi boynuzu bunu görse o zaman anahtarı hissedecek. Anahtarı işte bu kitap. Biz bu kitabı çok muhafaza ettik. Hocamız bana bıraktı kitabı. Ve bu kitap o. Görüyor musun onu? Arkadaşlar bu kitabın dünkü var ya, dünkü bunu istiyor. Anahtar sende, anahtar sende. Bu kitabı bulabileceğimi biliyor herhalde. Çünkü biliyor. Sen çünkü daveti tersten yaptığın için başına çok büyük iş almışsın bir kere. Arkadaşlar yanlış kişilerin rütbesine göre yanlış kişileri çağırmışız. Neden? Kitap olmadığı için. Şimdi senin bana verdiğin kitapta abi. Davetler sıralamasına göre yapıyordum ben. Sen karışık mı yaptın? Ben şöyle yaptım. Bak mesela şurada diyor ya. Bak mesela. Açıyorsun. Burada diyor ki hani 283 defa şöyle bir beyit var. Ben mesela onu okuduğum zaman ama Oleşka'da mesela aynı beyit ben ona daha önceden okuma yapmışım ya. O ona kolayıma geldiği için onu yapıyordum. Mesela açıyorum. Hangisi kolayıma geliyor daveti? Bu geliyor. Ama sıralamaya doğru gidersen video uzayacak. Tamam da videoyu uzatsın. Abi mesela haftada 3 tane atıyorum Onur. 3 tane video atıyoruz biz haftada. Evet abi. Ben şimdi bir videoyu çekiyorum. Öbür videoya başlamak için davete çalışmam lazım. 4 gün sürüyor davete. Aynen abi. Tamam da şu da var. Arada başka bir davet de sokamam. Oleşka'nın insanı yapmış olduğu hani şey derler. Hipnotizma mı ne? Hani nasıl söylüyorsunuz onu? Sen şu an hipnotizma. Elinde mesela şu kumanda vardır. Ama bu kumandayı bakarsın kumanda yok. Ya bu kumanda nerede? Evet.
Sen kumandayı alıp mutfağa götürmüştür. Ama sen... Sen diyorsun ki... Aa tamam tamam hatırladım. Benim bir videomda o şeyde... Oleşka'da. Oleşka'da şey oldu. Tripod, tripodu aldı. Ara ara tripod yok. Tripod ne? Kamerayı taktığım şey yok mu abi? Şu 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 şu. Ha bu. He. Kamerayı taktım. Abi videoyu, lambayı aldım. Duvar şeye astım ağaca. Tamam. Tripod da yanındaydı. Çekim yapıyordum. Lamba orada. Baktım tripod yok. İşte o, onu sen ne zannettin? Bunu aldı götür zannettin. Yok ben zannettim oralarda biri var. Bir hırsız var. Kesinlikle. Ya da dedim biri geldi bana oyun yapıyor. Onu aldı götürdü çünkü. Bak herkes merak ediyor tripodun. Onu sen götürdün ne? İşte. Bak onu sen götürdün. Dayım da bana dedi. Sen götürdün, senin haberin yok. Senin kameran dahil onu çekmez. Dayım da bana dedi ki dedi, tripodu dedi seni dedi hipnoz etmiştir. Tripodu sen alıp götürmüş. Sonra baktım arabanın orada. Eğer ki ilk bu üçünden, üç kardeşten, üç numara Oleşka'dan başlasaydın sen çok güzel hedefine ulaşacaktın. Sen tersten başladın. Hata yapmışız Onur. Vallahi abi. Sen tersten başlıyorsun. Ne cesaret. Ya Onur niye bana demiyorsun ya? Şöyle yaptım böyle yaptım diye. Sana yazıklar olsun Hikmet abi. Niye demiyorsun bize? Allah ilahe illallah Muhammed Resulü. Tekrar bu gene döndü bana. Bak şimdi abi. Bu bizim artık. Tamam. Aynen o bizim. Hikmet abi. Hikmet abi bu bizim artık. Sahip çıkın. Ama işiniz bitti mi bu bana geri getirin. Onur burada davet var. Burada her şey var. Çocuklar bakın bu hani sizin sıradan kitaplarınıza benzemez bu. Abi Onur davet yapalım. Yapalım abi. Hikmet abi davet yapalım. Ama şey ya şimdi yani evdeyiz her olur mu? Hayır hayır ben her türlü yaparım. Ben bu işi ben bırakmadım. Bizim davetlerimiz sizinki nasıl bilmiyorum ama bakın siz bizim davetlerimizi bir görseydiniz. Ya bak ne diyorum, aa gelin arkadaşım benim şurada 500 metre yatarak burnunun aşağısı tutmuyor. Ayakları ters dönük, kolları ters dönük. Onu hangi hocaya götürdüysen, hangi tarika götürdüysen onun işi bitti. Biz ondan sonra biz bu işi bıraktık. Abi ben o zaman bak burada bir davet yapalım. Ben burayı... Her türlü yapalım. Onur, tamam yapalım. Yaparım baba üstü. Ben çünkü şuna güveniyorum hani evin temizliği bana mesuliyeti bende. Onun dışında da zaten büyük ihtimal sende de vardır yani. Benim evim komple her tabu okunmuş. Okunmuştur değil mi? Tamam hiç sıkıntı olmaz. Yaparız onu. Yapalım abi. He. Her türlü ama... Hikmet abi yani kabul ederse Hikmet yapalım. Hikmet abi de bir çay yaparsa çaydan ben sonra... Ben ellerim çayımı ama size diyeceğim tekrar söylüyorum. Davetlerini bu üç daveti Hades'i de yaptım dedim. Hades'i... Şöyle bir şey söyleyeyim ben. Yunan mitolojisinde Hades hani tanrı mı haşa onların kelime alakası biliyor. Abi hepsi cinmiş. Alakası biliyor. Hepsi evet, cinmiş. Evet abi. Cinlere tapıyorlar. Evet abi. Alakası biliyor. Böyle bir şey yok. Tanrı Allah-u Teala'dır. Bak, Allah Zülcelal'dan başka. Tektir. Şimdi hepsi cinmiş. Tabii o zaman da cinler görünüyor mu zaten? Evet. Burada şimdi, diyorlar tanrı kayboluyor. Ya şimdi bu kül acı. İnanması için ne gerek işte? Kayboluyor diyor tamam o tanrı bu. Halbuki cin. Allah korusun. Kitabı kaptık. Kitap bizde gençler. Kitap bizde. Onur'um nasıl ya, ediyorsun? Ya ne olsun? Hastayız. Allah hastayız. Sağlık. Allah yani benim halimi görünce bana kimse hasta demesin. Allah korusun. Domuz gribi mi oldu? Aynen abi. Yok ya tövbe deyin ya. O ben inanmam öyle şey ya. Domuzu mu? Ya domuzu çakalı ne fark ediyor? Grip griptir. He. Yani o Allah korusun o. Bilmiyorum domuz gribi olmuş da bir de yanında oturuyor senin. Sana bulaşmasın abi. Ben zaten hastayım. Hasta mısın? Sen sağlamsın sen kendini düşüneceksin. İkiniz de hastasınız. Yani Ömer abi. Yani. Olan bana olacak yani aynen. Değil mi? Yok. Olmaz inşallah ya. Onur bir kilo fındık yedik ha. Hiç sorma abi. Afiyet olsun, afiyet olsun. Ya fındıkların senin abi, fındıklar mı? Fındığım da güzel. Ortamda... Hikmet abi, efendim? Senin fındıkların bunlar. Tabii tabii benim. Kendi bahçen? Tabii kendi bahçem. Ömer kardeşim bir şey fark ettin mi? Ne abi? Masada. He abi. Geçen ben sana demiştim bizim oranın bardaklar. Ha. Küçük ha. Bardak vermiştim. Bardaklar büyümüş. Eski geçen de bana attın bir ton fırça. Misafir bardakları vardı. Onları da ikram ettim. Geçen geldim burada biz şey yapıyoruz. Muhabbet ediyoruz şurada. Bardak vermiş. Şöyle küçücük. Dedim abi bizim Adana'nın orada dedim bardaklar dedim büyük dedim. Bu senin bardaklar niye bu kadar küçük? Senin bardak dedim bizim bardağın içine girer dedim. Aynen öyle. Evet. Ya, büyük bardak. Bak büyük bardak vermiş. Ya, çay dediğin böyle bardakta olacak değil mi? Ama zevk alamıyorum işte. Niye abi? Benimki bitti mi sıcak olacak, soğumayacak. He. Çabuk iç.
O zaman da ağzım yanıyor. Ne yapayım ya? Allah Allah. Evet arkadaşlar, nasıl gidiyor? Şu an bir davet var. Onun üzerinde çalışıyorum. Yeni bir davet daha var. Çok korkunç bir şey o da. Videoya gelir misin abi? Tabii araziye gelirim. Geleceksin artık. Gelirim. Tamam, gelirim, bizim gösterdi canım. Artık araziye geleceksin. Çünkü Onur'un işleri oluyor. Çoğu videoya giremiyor. Arkadaşlar size zahmet şu. Ya şu Onur'a bir abone olur musunuz? Ya ruhsal düşer. Ya siz niye böyle yapıyorsunuz ya? Niye böyle yapıyorsunuz? Siz niye böyle yapıyorsunuz ya? Dalyan gibi delikanlı. Ya şu adama bir abone olun ya. Bir abone olun be arkadaşlar. Arkadaşlar. Vallahi video çekesim gelmiyor ya. Şeyde. Nerede mikrofon nerede? Her neyse tamam. Yorumlara Onur'un adresinin linkini bırakacağım. Kanalın linkini bırakacağım. Oradan abone olun da. Onur da biraz şey yapsın. Bir şeyler yapsın değil mi? Şöyle bir şey var. Yorumlardır sen dediydin bana. Hikmet abi seni çok istiyorlar ki yapalım. Abi nerede? Seni soran çok. Bak aşırı çok. Hikmet abi nerede? Hikmet abi ne yapıyor? Hikmet abi kim? Hikmet abi kim? Fındık bahçesiyle uğraşıyor. Ne yapacak Hikmet abi? Hikmet abi kim? Hikmet abi görmek istiyoruz. Hikmet abi videolara neden gelmiyor? Hikmet abi çarpıldı mı? Evet. Hikmet abi o evde niye elini otlar niye yoldu? Çarpılmamış arkadaşlar. Sapa sağlam. Hikmet abi zaten sağlam olduğunu görmüşler. Ben önceki videoda ama görmeyen çok arkadaşım var. Elhamdülillah. Abi bundan sonra benimle videolara gel. Ben araziye gidelim seninle. Her yere gelirim ama senden benim tek bir isteğim var. Ne yapayım? Beni Tarsus'a götürür müsün? Tarsus'a. İstediğin Tarsus olsun. İstediğin Tarsus olsun abi. Ben zaten ciddi diyorum. Çok samimi. Abi Adana'da Mersin'de büyüdüm. Ben her yeri oraları çok iyi bilirim. Tarsus'a gittim ama çekim falan yapmadım. Hesabı kefe mi gitmek istiyorsun abi? Evet. Yazın gideriz abi. Gideriz beraber. Abi ne var onda? Ay yazın gidelim. Benim hocam da Tarsus deyip duruyordu. Tarsus deyip duruyordu. Ne için ki acaba? 7 katlı mağara mı var Tarsus'ta? Hesabı kefenin mağarası mı? 7 katlı şöyle abi Tarsus'ta. Eshab-ı Kef'in o taraf zaten kayalık bir yer. Biraz yürüyorsun hafif bayır böyle. Tamam. Oraya doğru yürüyün. Mağaranın oraya doğru. Zaten bir iki tane delik gibi bir yerler var. Orada hediyelik eşya satılan yerler var. Hatta cami var. Kayalıkların üzerine yapılmış. Onun caminin önünden de mağaranın içine giriyorsun. Orada bir işaretler var. Gizli işaretler. Mağaranın içine giriyorsun abi. Mağaranın ağzından böyle sağ tarafta bir boşluk var. Biraz daha gidiyorsun. İleride böyle dönüyor mağara. Orada bir karanlık bir yer var. Hatta ben girdim oraya. Böyle döküktü, kazıktı. Kazmışlar. Bir şey dikkatini çekmedi mi? Abi işte zincirle çevirmişler. Eshab-ı Kef'in uyuduğu yeri zincirle çevirmişlerdi böyle. Oradan hatta yukarıda bir delik vardı. Oraya güneş vuruyordu. Dikkatimi çeken oldu. Dedim bu uyudukları yerde güneş üzerlerine vurmuş. Demek ki hani uyku halindeler ya. Vitamini güneşten mi aldılar acaba? İşte çünkü Allah Azze ve Celle onları doyurmuş. Onları... Evet. Çok merak öyle ediyorum orayı. Gideriz abi. Orayı çok merak ediyorum. Ben seni götürürüm. Allah Allah çok merak ediyorum. Ne var abi Mersin'de ne ya? Sen yeter ki videolara gel tamam. Gelirim. Yazın gidelim. Sıkıntı yok. Bundan sonra zaten söz gelirim. Çok iyi. Ama Hikmet sizin, abi ekipte arkadaşlar. Sizin davetinizden bir de bizim yöntem şimdi sizin davetinizi ben bir kere orada işte denk geldim. Abi orada biz davet yapmadık ya, ki. Şey, yapamadınız de, yani onu bir tek ben gördüm. Bir de şu var. Bizimki sizin nasıl çağırıyorsun? Hangi duvarla okuyorsun? Bizim duvarlarla aynı mı? Abi aynı benzerlik vardır. Ben şimdi Hikmet abiye bir tane vefk yapacağım. Vefkini takacaksın abi. Zaten hazırda da var bende de. Bir gözden geçireceğim. Ekleme yapacaksam yaparım. İsmine göre, şeye göre. Sen de bizle beraber gelsin abi. Onur'a yaptığın gibi. Onur da var. Şimdi, Hikmet abi bize diyor ya. Sen nasıl davet yapıyorsun bizimkiyle aynı mı diye. Aha. Yani o zaman buyurun piyasa sizin başlayın. İsterseniz Hikmet abi de bir davet yapsana. Evet. İşte bir daveti ben yaparım. Hazırlığın var mı? Yani hazırlığım var ama siz hazır mısınız? Ben hazırım. Onu biz hazırız abi. Onu her zaman hazır. Dünden hazır. Çünkü biz söyleyeyim. Abi şöyle yani, zaten evde kimse yok. Senin evinde de benim korkum yok. Benim evim okunmuştur. Bütün avlularıma varanaya kadar hiçbir korkunuz olmasın. Görürsün içeriye giremez. Ama tamam abi davet hiç yapalım. Hiç problem yok. Davet yapalım. Görürsün. Yapalım. Ben orada bir davet gördüm. Ben senin yerinde olsam sana verdim kitap yanında.
ondan bir davet yaparım. Bundan davet yapmam. Ama anahtardan bir tane yapalım. Evet. Tehlikeli bir şey olsun. He? Neyle karşılaşacağız? Kaldırabilecek misin çocuklar? Bakın biz bundan davet yaptık. Bir kardeşim felçli yatıyor. Bakın bir daha söylüyorum. O ömründe hiç görmemiştir ama abi biz. O bizimle beraber. Abi. Bakın. Ben yani şöyle söyleyeyim. Anahtarların çoğundan haberim var. Yani biliyorum. Hani ben o yüzden biraz daha idmanlıyım diyebilirim yani. Tamam, çok güzel. Şimdi bana soruyorlar, diyorlar ki nasıl düştün? Sana nasıl bir etki? Bana nasıl bir etki yaptı? Bomba patlar ya buf diye böyle sana hani şey yapar, ittirir. Hı hı. Bak o etki, ikinci bir etki de karabasan bastığı zaman ne olur? Çenem bile kasarsın. Evet. Yüzüm müzüm böyle bir de. İki etki aynı arada böyle değişik, hani o an böyle ayağına kramp girmiş de hani havuzdan çıkmaya çalışıyorsun. Öyle bir etki var bakın. Merak ettiğiniz etki o. Ve sadece öyle bir şeyler yaşadım. Allah'ın izniyle de yani başka bir sıkıntı yaşamadım. Benim arkadaşımın da çarpılması sadece bir sisten oldu. Bir sis dumanı var diye getirdi. Oh. O öküz başa geldiği zaman. Bir boşluk oldu. Sadece sis geldi. Bir davet yaptım. Öküz geldi. Bugünüz. Ben dedim ki şu an arkada da şöyle bir şey var. Bak kamburu var. Ekranda ben sonradan izledim. Çok net görünmüyor kambur ama sislerin arasında. Ama nasıl bir sis? Birkaç tane de şey arkadaş yazmış bana. Arkadaş demiyorum hani. Birkaç tane densiz yazmış. Sen diyor cihaz koymuşsun oraya. Sende sis makinesi var. Ulan ahmak adam. Elektriği nereden çektin? Elektriği nereden çektin? Ben koska ormanın içindeyim. Ağaçlıkların arasındayım. Köyden bayağı uzaktayım. Ya sis makinesi. Sis makinesi var mı öyle bir şey? Şeylerde var değil mi? O konser alanlarında hani. O, abi tabii sis anlık. O yazan arkadaşın 2100 yıllarında yaşıyor galiba. Ya bir saat boyunca video oldu. Bir saat boyunca o sis dayanmaz. O sis anlıktır. Bir 10 saniye çıkar sis kaybolur. Ama sen bir saat boyunca sis bir oradan geliyor, bir buradan geliyor. Ya dönüyorum böyle şuradan geliyor. Dönüyorum oradan geliyor. Ya bir taraftan çıksa böyle olur zaten. Abi sis geldi. Sis senden üstüme saldırmaya çalıştı çünkü o da. Ben sakin sakin çektim. Şimdi davete başlayalım. Çayımızı içelim, davete başlayalım. Öyle yapalım. Televizyonu kapatalım. Tamam, televizyonu kapat. Biliyorsun. Ah, televizyon niye açık? Canım sildim işte. Bir ses olsun. Televizyon niye açık? Arkadaşlar televizyon niye açık? Arkadaşlar televizyon niye açık? Siz bana kapatın demediniz. Abi sen şimdi 14'e bak. Bak. Şimdi 14'te var. 15'te var. Tamam mı? Alt satırda yine de var. Bak şurada burada yazıyor. 333. Gördün. Bak. Şurada da aynısını gördüm. Bak. 333. Tamam. Mendes'te de bu vardı. Bak. Bak eşta eşta gördün mü? Onda da var. Şurası. Tamam. Benim anlatmak istediğim önce ben sana göstereyim. Bak abi burada ne yazıyor bak. 333 değil mi? Tamam. Bak aynısı. Aynısı. Gördün. Bak burada da 333. Tamam. Bu Mendes'te de aynısı vardı. Tamam. Bak iki sayfa. Bak abi 333 burada da var. Oleşka'da da, Mendes'te de, şeyde de. Arçura'da da. Arçura'da da aynısı vardı. Tamam. Aynı familyadan oldu zaten belliydi. Belli. Yani Arçura'nın davetiyle Oleşka'nın davetinde bak kilit anahtar burada zaten. Bak şu ben hatta davette de söylüyorum, videoda da söylüyorum. Yılan var ya bak şurada balığa yılan sarılmış. Tamam, tamam. Bak bunun altında 282 var. Bak diğerinde de var. Öbüründe de var. Hatırlıyor musun böyle bir daveti? Yok. Hatırlamıyorsun değil mi? Çünkü bu çok gizli bir şey. Şifresi yani. Ben bunu görünce anahtar olduğu zaten bu belli. Bu neden anahtar olduğu belli? Çünkü diğer kitapta da tamamlıyor. Diğer kitabı tamamlıyor. Benim sana verdiğim o kitabı. Ha, bana verdiğin o kitap. O kitap zaten kalın bir kitap. Bunun gibi değil. Kalın o kalın. Bu onun anahtarı. Yani şöyle söyleyeyim. Bu onun çözümlemesi gibi Onur. O kapı bu anahtar. Ha o kapı. Bu anahtar bununla açıp içeriye giriyoruz. Ama hangisi hangisi birleşecek? İşte sıralama tamam. Doğru diyor. Abi orada zaten davetleri var. Sıralama tamam. Ben sadece şöyle yapacağım. Şimdi burada bak Ebced'e göre çözmüşler ya. 333 tamam. Yazmış adam. Tamam. Bak şuraya okumaya bak. Bak zaten davetin altında şeyi yazıyor. Bak şekilleri görüyorsun değil mi? Evet. Bak
2, 4, 6. Kaç tane var? 7, 7 tane. 7 tane var. Görüyor musun? 7 tane şeyde de vardı. O uyarı sayfalarında da vardı. 7. Allah. Bak ben bunu ben bilmiyordum. Bunu bilmiyordun değil mi abi? Bak ben sana... Rahmetli hocam bunu muhakkak biliyordu ama bak bize hani böyle... Şeyler dökülüyor. O kadar şey. Kadar eski. Çok eski. Kaç yüzyıllık kitap bu. Abi parçaları dökülmesin. Şimdi bak Ebced hesabını adam buraya çizmiş. Bak hocamız çizmiş tamam. Buraya. Bak buraya yazıyor. Bak harfleri var. Bak bunlar harf, bunlar rakam. Şunlar rakam, bunlar harf. Bak şurada var. Bak şekle göre yazmış abi bak. Görüyor musun bak. Aslında bunlar yazı. Bak geriden baktığın zaman. Bak abi neye benzetiyor? Yılanı. Yılan değil mi? Evet. Onur sen neye benzetiyorsun? Üç tane yılan değil mi Onur? Aşağı doğru bak. Ya tam yılana benziyor. Yılan gibi değil mi? Hatta. Aynen. Şöyle göstereyim. Bakın. Şurası. Bak aynısının büyüğü. Aynısının büyüğü tamam. O zaman bunlar Mendes, Arçura, Oleşka'yı mı temsil aynen. ediyor? Aynen. Mendes'e, Arçura'yı, Oleşka'yı temsil ediyor. Bir de o boynuzluyu. Çünkü bak en baştaki ne kadar büyük. Büyük olan bak ikincisi görüyor musun? Bak şu bak, kalın olanı, şu kalın. Büyük olanı bak ortaya almışlar. Ortaya almışlar. Ha, ortada olan en güçlü en olan. Güç. En güçlü olan. Güçlü. Ben bazen şimdi ortadan başlıyorum. Niye ortadan? Şimdi buradan başlayacaksın. Önce birinciden, sonra ortadan, sonra diğerinden. Aslında şu ikisinden başlayacaksın, en son ortadan başlayacaksın. Tamam, biz ilk ortadan başlamışız. Ben niye ortadan başlıyorum onu söyleyeyim sana. Ben sana şimdi okuduğum şuradaki o 333 meselesini anlıyorsun değil mi? Neredeydi o? Dur. Bak abi sana gösterdiğim. Bak buradaki kaç satır bak. Hemen hemen 7-8 satır değil mi? Evet. Şimdi aynısı o şeyde ben buna hazırlanmışım. Daha önceden okuyorum ya. Diyorum ya davetten öncesi var sonrası var. Davetten önce okuduğum bu. Bu satırlar. Ama o zayıf olanın satırı daha fazla. E ben buna çalışmışım. Ve o yüzden hangisi bana yakın olursa bir de video zamanı da işte zamanım olmadığı için hemen en kolayından başlıyorum. Mesele bu. Gerçekten. Davete başlayalım bir davet yapalım abi. Yapalım. Yapalım. Şaşılacak bir olay. Benim hiçbir şey fark ettiniz mi? Kitaplar birbirini takip ediyor ama çarpışmalı. Evet. Doğru diyor abi çarpışmalı. Aynen. Yani senin dediğin birbirine bağlantılı. İşte şifre burada, anahtar ben işte bu beni çok yoruyor. Onu mantıken düşündüğü zaman şimdi anahtar diyor. Bu bizim davetimize biz anahtar dedi. Evet. Anahtar bizim rahmetlik hocamız. Buna çok iyi bize başta başa tembe der. Biz bunu hani bizim hocamız açardı. Biz açmazdık ki biz bunu. Anam. Peki şimdi biz neyi çağıracağız? Biz şimdi çok güçlü bir şey çağırmayalım. Mesela Oleşka'yı çağırabiliriz. Bizden anahtarı isteyen kimdi? Boynuzu olan. Onun ismi yok. Mendes'in çocuğu. Mendes'in çocuğu. Mendes'in yani çocuğu. Yani Mendes'le bağlantılı. Tabii öz çocuğu. E şimdi Mendes'i çağırsak? Çok tehlikelidir. Mendes tehlikeli. Mi? Mendes. Çok tehlikeli. Çok acayip bir şeydi ya. Jüriyeti de çok tehlikeli. Bak Mendes'in Oleşka. Bak Oleşka'nın daveti burada. O boynuzun ismi yok ama. Boynuzun ismi ama yok. Ama Mendes'in oğlu. Üçünü jüriyetin isimleri yok. Evet isimleri yok. Bak, isimleri yok. Çocukların isimleri yok. Aynen. O zaman ne yapalım? Üçüncü kardeşi Oleşka'yı çağıralım. Oleşka'yı çağıralım değil mi? Çünkü Arçura o da biraz heybetli. Dur Arçura tehlikeli değil. Arçura tehlikeli. En tehlikelisin ben de. Abi Arçura gerçekten tehlikeli. Evet. Dünkü boynuzu da tehlikeliydi. Biz o zaman en iyisi Oleşka. Oleşka'nın davetini yapalım. Ben fazla da yorulmazsınız. Abi bak. Tamam. Bak abi. Eştata. Bismillahirrahmanirrahim. Elektrik mi gitti geldi? Elektrik gitti geldi ya. Böyledir ya. Bundan bir alakası yoktur canım. Ben de zannetmiyorum. Yok canım bundan denk bir geldi herhalde. Yoktur ya. Yok elektrik yok. Tesadüf oldu. Abi duruyor ya. Daha davet yapalım. Yani. Ama ismini almak bile sıkıntı. Hayır gerçekten ismini almak sıkıntı. Şu an. Ki. Ha böyle güçlü varlıktan ismini almayacağız.
Davet olmaz. Bir sürece isim almayacaksın ama biz daha davete başlamadık. Abi o zaman davete başlayalım. Başlayalım. Başlayalım abi. Işığımızı kısalım. Yerindesin. Sen yerinde misin? Öyle mi? İyisiniz. İyi abi. Tamam. Abi illa korkacağız yani. Yapacak bir şey yok bu. Tabi. İlla korkulacak. Korkulacak. Ben şimdi ışığı kısalım o zaman. Tamam abi. Oh Allah sen büyüksün yarabbim. Evet ışığımızı kıstık şimdi davete başlayabilirim. Hazırsınız değil mi? Hazırız abi. Duydun mu? Ses mi geldi? Davet açık. Davet açık. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Bak işte. Bak işte Hikmet abi. Bak şuradan ses geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Bak yukarıdan sesler gelmeye başladı. Abi Vefke alanımız şu an evin içi küçük ya. Şuradan ses geldi az önce. Bulaşıklar mı oradan? Çetteki ses duydun mu? Ha. Bir dakika. Şöyle bakalım bir saniye. Ya. Gireyim. Yok korkma. Yok mu şu an şey? Okumuş evdir. Korkmayın. Korkmaya bak. Gerek yok zaten. Ne oldu ya abi? Takır tokur sesler geliyor. Devam edelim. Evet. Karşılaşacağız yani. Kurbut devam edelim. Çıkacak korkma, o. Korkma. Korkmaya gerek yok ya. Korkma. Devam. Elim okunmuştu. Bağlıdır. Korkmayın. Çok ses gelmeye başladı. Şu an davet açık. Şu an davet açık. Ben şu an merak ediyorum. Ne yapacak, nasıl çıkacak, nereden görünecek? Ses yaptı. Bu kadar da ses çıkardı. İlk oradan geldi zaten. İlk oradan geldi. Evet. Şu taraftan geldi. Of. Efendim? Bir şey mi dedin? Sen mi bastın? Duyamıyorum. Televizyonu açtı. Tövbe estağfurullah. Abi, normal bir şey zaten. Abi sen kumanda üzerine mi bastın acaba? Yok kumanda, kumanda arkamdaydı. Abi odadık açılır, açar. Tamam o zaman bunları hazırlıklı mı? Hazırlıklıyız lan, normal bir şey. Dışarıya falan bakacağım şimdi bir yerden. Bismillahirrahmanirrahim abi. Ne oldu lan? Abi bir şey geçeceğim onu oradan. Abi bir şey geçeceğim onu oradan. Onur. Nerede böyle lan? Görünmüyor. Ha evet dışarıda evet. Dışarıda abi. Dur bakalım. Be açsana hocam. Dur şimdi koç. Koç, koç. Nerede gördün? Evet evin içine abi, giremediği için. Geçti. Gördüm yani.
Bak bunlar böcek gibi, şey gibi, hayvan şey gibi geçebilir geçebilir oraya. Vallahi başım döndü abi ya. Olabilir ya, olabilir tabi. Ama nasıl gördün, ne şekilde gördün? Nasıl abi, ne dedin anne? Hangi şekilde gördün? Abi siyah geçti. Dur, yukarı takıldı. Aç bir daha. Aç şurada. Allah! Onur! Görmüyor musun abi? La ilahe illallah. Allahu ekber. Abi görmüyorsunuz mu? Onur, ben bir şey görmedim. Abi ben de görmedim. Açsana şunu, açılıyor mu bu? O ne? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Hayvan olarak gelmiyor. Kameraya bak. Kameraya bak. Kameraya. Ağacın dibinde. Ağacın dibinde. Kameraya bak. Hayvan olarak gelmiş. Ne bu? Tilki mi, kedi mi? Ne bu? Bismillahirrahmanirrahim. Hayvan olarak gelmiş. Evet evet. Aha işte. Çok tehlikeli. O leşka. Sana dedim ya hayvan olarak geliyor diye. Of. Bak. Allah la ilahe illallah Muhammed. Bak, sınırdan içeri giremiyor. Evet. Sınırdan içeri giremiyor. Lan kaldı. Evet. Kaldı. Hayvan kılığında gelmiş. Tamam. Bakamıyor. Güzel. Abi bak, az önce cama doğru çok kötü geldi bak. Bu o. Abi. Onur, bu o. Şey yap abi. Kapat abi. Kapat. Kapat. Yapışın mı? Şunu da çek abi. Olur, ben sana dedim sınırdan içeri giremez, korkma. Çok kötü sıçradı abi. Onur. Hayvan kılığında geldi. Var ya, acayip beni korkuttun. Şöyle bir geçin. Ben şu odaya bakacağım ya. Abi siz oturun orada. Ben şimdi bu odalara bir bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Geçerken mi Onur. Onur gel gel. Vallahi abi. Gel odada. Gel. Bak bak. La ilahe illallah. Ooo Hikmet abi gelmiş, Hikmet abi. Allah'a ekber. Hikmet abi. Allah'ım ya Rabbi. Bak ben sana ne dedim? Siyah gene tamam. Geç dedim. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Hikmet. Ya Rabbi. Oh. Abi. He? O kayboldu Ömer'e. Onur, hiç şey yapma. Abi daveti kapatalım. Kapatalım. Onur sen. Ben diyorum, evin okunmuştur. Korkmayın. Dediğim gibi, Oleşka, Arçura, Mendes, hayvan kılığına girdi. Bak onu ben gözle göremedim. Kameramda gördüm. Evet. Bir anda. Sen bak, normalde görünmüyor. Kamerada görünüyor. Bir anda. Abi daveti ben yaptığım için ben gördüm. Ben normalde görüyorum. Sen ekranda gördün değil mi? Bir anda oldu. Of. Hiç şey yapma. Allah izin verirse de evin muhafazını, korkma. Sen evini okuttuğun için böyle rahat rahat konuşuyorsun. Tabii ben o yüzden hiç korkmam ben. Hiç korkmam. Aha, en büyük silah da önümüzde. Hiç korkmadık Allah'a şükür. Tek şey, ilk defa böyle şey oldu. Televizyon bir an açılması benim biraz
Televizyon açıldı. Mutfaktan ses geldi. Takır tukur yukarıdan mutfakta sesler geliyor. O takırtıyor. Her yeri gezdi. Seni gördüğünde sen ne şekilde gördün? Karşıda bak şimdi o televizyon açıldı kapandı ya. Hı hı. Bir anda buradan sol tarafa doğru böyle siyah bir şey geçti. Ağaca doğru. Şu tarafa doğru. Bu tarafa doğru. Sonra geçti. Camdan sonra. Ondan sonra biz camdan baktık ya. Sonra camı kapattık. Siz bana doğru döndüğünüzde böyle siyah sis diyeyim sana. Böyle bir anda cama doğru geldi. He. O ne? Evet. Ondan sonra hayvan. Hayvan kılığı. Dışarıda dolanıyor. Çünkü zaten kitapta yazıyor. Bu üç kardeş. Abi var mı o gördüğümüz kedi gibi bir şekil? Var onun şekli var. Var değil mi? Oreşka'da da zaten var. Hani gözleri çizgi. Göz var, gözleri çizgi. Bak burada. Bak gözlere bak, ortada çizgi var, görüyor musun? Oo. Kedi şekli buradan anlaşılıyor. Onu ben çıplatacı görmedim. O ben Ömer'in kameramda gördüm. Ben çıplak gözü göremedim onu. Kamerada gördün değil mi? Kamerada gördüm. Bir de çıplak abi, gözü ortum göremedim. Bu görenler bak, kitap çok eski. Kalemle tasvirini yapmış. Aynı abi. Şeyini. Hani çizmiş buraya. Ömer şu benim çok dikkatimi çekti. Neredeydi? Bunu atmış. Şimdi. Bak. Görüyor musun? Evet. İki tane. Evet. Bak bir de yukarı bakın. Bu boğa. Abi, boğa işte. Boğa olan. İşte boğa. Abi kuyruk niye yok? İşte ben bunu işte. Dedim ya dikkatimi çekti. İşte bak kuyruk yok. Ayağının biri de yok. Bakın üç ayak. Arkada üç tane ayak var. Bak, önde bir, arkada kuyruk iki. Da yok. Yok. Bir tane daha var. Bak i̇şte abi, aslan. Aslan'a bak. Kuyruğa bakın. Ya dal. Dal ya. Bakın dal. Beş parmak. Bakın sayın. Bir, evet, iki, beş parmak. Yani. Ben bunu aklımda. Bu ne ya? Bu şekilde çok korkunç. Bu da şeye benziyor. Sivilyen kalamar bu. Allah Allah. Böcek gibi bir şey değil mi? Böcek geçmediği. Yengeç desen de kalamar desen de ahtapot gibi bir şey. Acaba şey mi bu? Hiç çözemedim. Bu daveti yapalım mı haftaya? Yapalım oldu. Ömer'im yapalım da ama gerçekten bunu. İstersen gösterip şey demek izleyeceğim. Neyin nesi? Bakın. O şurada. Görüyorsunuz. Abi bu kitap bende. Tamam. Kitap ondan muhafaza edelim mi? Kitabı çok sağlam. Kitap sağlamdadır. Onda tamam. Sıkıntı olmaz. Kitap bende. Bundan sonra davetleri hem daha planlı bir de kitaba göre anahtar şekilde artık ne şekilde yapacaksam ona göre planlı bir şekilde davet edelim. Sırayla yapalım. Sırayla yapalım. Sırayla yapalım. Bir sonraki videoda nerede olalım? Otlara vurduğun yere. Enerjiyi vurdun ya. Ben giderim korkma. Ben enerjimi atarım. Siz o gün beni izleyenler bile beni yanlış anladı, korktu. Ben enerjimi attım, orada çok büyük bir enerji var. O çocukların enerjisi var orada. Hmm. O zaman oraya gidelim, evin içinde davet. O kapı açılıp gözüktü ya. Aha. O odaya gidelim, orada davet yapalım. Tamam. Olur kardeşim. Senin korkmanı bana gösterdiler. Mike krizi gibi. Allah korusun. Bak ben ciddiyim. Gerçekten ciddiyim. Korku olacak. Ha, demem gibi yapacak olduğum tek bir şey. Otlara kendimi saracağım, enerji atacağım. Allah şükür olmasın. Allah'ın izniyle sıkıntı olmaz. Sıkıntı olmaz. Orası tamam. Çok güzel. Bir dahaki videoda inşallah. Ama onu değil de şu senin bana en son çektiğin boynuzu dediğin ya. Bakın orada var. Evet, ayağının biri yok. Var evet. İşte onu mu yapalım? Çünkü o çok şeyin Mendez'in büyük çocuğu. Ben şunu yapalım bak. Ben kitaba bakacağım. Kitaptan bağlantılı anahtar deftere bakacağım şu kitaba. Anahtardan çözümleyerek hangisi uygunsa yaşa. İşte o. Hangisi uygunsa ona göre yaparım. Tamam. Ona göre bakalım. Sırayla gidelim bak bir şey. Aynen. Sırayla gidelim. Aynen öyle. Çünkü bir hata yaptım. Kabullendim. Aynı hatayı. Evet, hata bendeydi. Sıraya göre yaparız. Çünkü sen hep Hikmet abi rahat uyursun herhalde burada. Benim korkum yok ya gene o. Allah abi. Davet bitti, korkmaya gerek yok. Allah'ım için giremez. Evimin içine girdi, o görüntü. Öyle mi diyor?
Hikmet abi gördün değil mi sen bir şey? Şimdi baktım da ekranda. Şimdi gördüm. Oradakini gördüm ama gördün değil mi? Korkma. Tamam. Korkma. Yani dışarıdakini görmedim, açık konuşayım, kamerada gördüm. Bir anda hayvan şişesi gördüm. Çok kötü bir anda. İnsan altında kalmıyor musun? Aklın sende kalmasın. Hayır, 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 hayır. Bir sıkıntı yok. Çünkü ben bunu daha önce hani söylemedim. Ben de kendi bu evini var, bir üç beş sefer bana davet yaptım ya. Bunun tecrübesini yaptım. Ama nasıl yaptım? Hocam, kuantilatörü bağladım. Ondan sonra yaptım. Evin içinde de gördüm ama korkmadım. Çok iyi. Bir dahaki davette Hikmet abiyle beraber ben, Onur, Onur gelirsin değil mi? Yan çizmek yok. İşin olur mu, olmaz mı? Ona göre yani ayarlayalım. Onu yani olursa da bana göre ayarlayalım. Tamam, sana göre kendimizi ayarlayacağız. Videomuza gideceğiz, o eve gideceğiz. Orada davetten o ev olmasa da olabilir. Her yeri olabilir değil mi? Olur ama şöyle bir şey yapalım. Ben sana bir yer göstereyim. Abi şöyle bir şey var. Şimdi, mum resmi var. He. Mum ışığı. Mum yakacağız. Mum yakacağız. Masamızı kuralım. Tamam. Evin içine. Mumumuzu yakalım. Mumlar yanınca. Güzel ama 3 mum var orada. 3 mum. 3 mum. 3 kardeşi tamam. Temsil ediyor. 3 mum. Tamam. 3 mumu yakacağız. Yapalım davetimizi yapalım. Oradaki 3 mumu davetini yapacağız. Bakalım ne çıkacak. Ve bakalım Hikmet abi nasıl tepki verecek. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Hoşça kalın.